Hoş geldiniz. USTC üzerine konuşacağız. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyı da sat demiyoruz. Karlınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USTC tarafında özellikle biliyorsunuz yeni hafta gelirken TR coinleri yükseliş eğilimi içerisinde oluyor ve bunun devam edebilmesi için de düzgün bir kapanış çok önemli. Şimdi yeni haftalık kapanışın özellikle 32.7'ler üzerinde olması önemli. E, bu güven ortamı içerisinde USDC'nin aynı şekilde mantıklı bir alım noktasında olması tabii ki yatırımcının e, talebini arttıracaktır. Bu doğrultuda 32.7'ler üzeri bir kapanış yapan USDC, 35'leri kısa zaman içerisinde test edebilme potansiyelinde olacaktır. Tabii buraların kırılımı 41.6'lara kadar yukarı hareketler getirebilir. Şimdi şu an bulunduğumuz pozisyonda da özellikle bunun olup olmayacağı yine 31'lere bağlı 31 pozisyonlarına kadar USD'si kısa vadede geri çekilme ihtimali yüksek dolayısıyla buralardan tepki alma durumuna göre de kapanışın sonuçlarını önceden teyit edebiliriz yani 31'ler altına düşmüş ve bu seviyelerde saatler geçiren bir USDC'nin arkadaşlar 32.7'ler üzerinden kapanış yapma ihtimali de ne yapıyor oldukça düşüyor. E buna göre de ne olacaktır? Yeni haftanın gelişiyle şahit olumsuz bir kapanış gelirse e yukarı eğilimler düşük mumlarla kalıp genelde 24'e kadar geri çekilmeye yani devam düzeltme diyebileceğimiz harekete daha meyilli olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.